نستعين بالله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وقد يحذف المتعلق حذف olunabilir. Mütealleklerden bahsettik. Mütealleklerden hazır bulunabilir diyor. Şimdi kısaca ben onu bir anlatayım da. Mesela ne diyoruz? Zehebtu ile eve gittim. Burada müteallak mezkür. Bu müteallak mezkür olduğu gibi mahsup da olabilir. Bunun mahsup olması normal hazif sebebiyle olabilir. Ne gibi mesela? Soru sorulur. İlâ eyle efendim İlâ eyle tevhel. Nereye gidiyorsun? Der. Adam da hasfederek kullanır. Der ki İlel beyti eve gidiyor der. Bu da müteallak evet. Hasf olmuştur. Bu normal bir hazif kullanır. Bir de müteallakın umumi fiil olması dolayısıyla yapılan hazifler var. Ne gibi? Diyorum ki Zeydun fil beydi. Zeyd evde. Zeyd evde. Peki Zeyd evde ne yapıyor? Bulunmuş. Hiçbir şey yoksa hiçbir şey yoksa her fiil için kullanabileceğimiz bir fiil takdir ediyoruz. Yucedu ya da mevcudun ya da kainun dediğimiz bu fiillere umumi fiil denir. Umumi fiil her varlık için kullanılabilen fiillerdir. Yani hiçbir fiil yoksa o zaman artık her varlık için kullanılabileceğimiz umumi fiili oraya takdir ediyoruz. Bu aslında bu fiil diğer dillerde vardır. Bu umumi fiil başka dillerde vardır ama Arapçada yoktur. Mesela Türkçedeki Zeyd evdedir ifadesi eski metinlerde durur diye geçer. Durur yani bulunur anlamında. Şu dil ifadesi bulunmak anlamındadır. Yine İngilizce'de Zeyd is at home dediğimiz zaman şu is bize to be fiili derler. Be, was, been, bu da olmak demek. Kâne anlamında bir fiildir. Zeyd is at home. Kâne anlamında bir fiil. Hatta bunun mesela bazısını alsak, Zeyd was at home olur, at home olur ki bunun Arapçası da kâne zeydun fil beyt olur. Kâne geldi onun yerine. Mesela, az bildiğimiz Farsçada da şöyle geçer. Zeyd der menzil est. Zeyd der menzil est. Şu est takısı varlık takısıdır. Hest. Hest de zaten varlık demek. Est veya hest diye söylenir. Bir meşhur şiir vardır. Der tariki nakşibendi lazım Ahmet ça terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Nakşibendi tarikatinde dört terk lazımdır. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, varlığı terk etmek. Hesti. Bu ifade varlık ifadesidir. Zeyd der menzil est yani yücebu demektir. Bakın İngilizce'de yine iz var, Türkçe'de dil var, Arapça'da bu mahzuftur. Mahzuftur. Bu işte böyle efendim harficenin müteallakı bu şekilde hasbulunursa o harficenin ve mecruruna biz ne diyoruz? Zarf-ı müstakar diyoruz. Harfi cerim mecruru umumi fiil olduğundan dolayı hasfolunuyorsa eğer ona biz zarf-ı müstakar diyoruz. O halde zarf-ı müstakar olabilmesi için bir can mecruru zarf-ı müstakar ne oluyor tabii? Can mecrur ikisi birden zarf-ı müstakar oluyor. Umumi fiil o halde bir can mecrurun zarf-ı müstakar adını alabilmesi için müteallakının umumi olması ve de umumi olan bu müteallakın hasfedilmesi gerekir. Faraza biz deseydik ki Zeydun yücedü fil beyti demiş olsaydık burada fil beyti zarf-ı müstakar olmazdı. Çünkü fiili hasfolunmamış idi ama esas olarak biz Zeydun fil beyti deriz. Peki. İşte bu ona zarf-ı müstakar dedik. Müstakar demek
İstakar ve yestakir ve istikrar, bir yerde istikrar bulmak, yerleşmek demek. Zarfun müstakarun fihi demektir. Yani içerisinde yerleşilen zarf. Yani içi dolu zarf demektir ki fil beytinin içerisinde bu yucedu anlamı vardır. Fil beytinin içerisinde bu yucedu anlamı vardır. Bu anlamı taşıdığı için de o zarfı müstakar diye isimlendirilir. Eğer öyle olmazsa, içerisinde bu anlamı taşımazsa böyle olmayan zarflara da, böyle olmayan cermecurlara da bunun mukabili olarak zarf-ı lağv, boş zarf anlamında zarf-ı lağv denilir. Zarf-ı lağv. Bu da efendim zarf-ı müstakar. Şimdi hemen şey yapalım, okuyalım buradan. وَقَدْ يُحْدَفُ الْمُتَعَلَّقُ مُتَعَلَّقْ حَصْفُرُنَ بِلِرْ فَاِنْ كَانَ الْمَحْرُوفُ فِعْلًا عَامًا Eğer hasfedilen bu şey, yani hasfedilen bu müteallak, umumi bir fiil ise mutadammenen fil cari vel mecrur, car mecrurda mutadammen, car mecrurda bulunan, car mecrurun içerdiği, car mecrurda bulunan, ondan anlaşılan, umumi bir fiil ise yüsemme yani isimlendirilirler. Yani cel mecrur isimlendirilir. Zarfen müstakarran, zarf müstakar diye nahmu zeydün fiddari, zeyd evdedir anlamındaki bu cümlede olduğu gibi. Zeydün fiddari. Ey hasane. Hasane de yine umumi bir fiildir. Bunlar sebete, hasane, kâne, istakarra, vucide, üçün haliyle. Vucide, sebete ile söyledik. Bu gibi fiillerdir. Ve inlem yekun kezalik, eğer böyle olmazsa, yani umumi fiil olmazsa, umumi fiil olmazsa, hasf olunabilir ama umumi fiil olmayabilir. Ev lem yuhdef mutaallakuhu veyahut da müteallakı hasf olunmazsa, hiçbir şekilde müteallak hasf olunmuyor. Yüsemme yani o zaman isimlendirilirler, zarfen lağvan, zarf-ı lağv diye isimlendirilirler. Nahmu zeydün fiddari, ey ekele. وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ gibi. مَرَرْتُ بِزَيْدٍ dediğimizde açık. Zaten mütabak hasıl olmuş. Zeydün fiddari dediğimizde ise adeta şöyle bir şey. Soruyoruz. اَيْنَ اَكَلَ زَيْدٌ Zeyd nerede yedi? Siz de cevap biliyorsunuz. Zeydün اَكَلَ فِدَّارِ Orada mahsus mütabak umumi fiil olmadığı için zarf-ı müstakar diyemiyoruz. Zarf-ı lav diye isimlendiriyoruz. Daha önce Enhar'da da gördüğümüz üzere zarf-ı müstakarla alakalı bilmemiz gereken iki husus var. Birincisi, zarf-ı müstakar mahsuf müteallaktan neleri devralır? Arba, beş ya. Beş, dört şey devralır. Neydi onlar? Manahu. Mazi diyor, değil mi? Mazi. Değil mi? Neydi? Manahu. Manahu ve i'rabı. 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 Ve zamir. Zamiri, ameli. Ameli. Manası, i'rabı, zamiri, ameli. Yani, Zeydün fil beyti dediğim zaman, hadi ben buraya efendim, mevcudun diyeyim. Böyle rahat izah edebilmek bakımından. Mevcud. Şimdi bir defa bu mevcudun manası bir beytte var. Manasını anladık. Başka? İrabı. İrabına bakalım. Kolayından gidelim. İrabı. Zeydün müpteda mevcudun haber idi. Zeyd müpteda mevcudun haber. Artık haber mevcudun yerine kim oldu? Fil beyti. Başka manası, irabı, ameli, zamiri. Onun için biraz daha misali farklılaştıralım. Yani yucedu takdirini yapalım ki fiilleri daha rahat görebiliriz bu durumda. Aynı anlamda yucedu ile mevcudun esas itibariyle bir farkı yok. Yuced dediğimiz zaman bu yucedunun tahtında müstetir bir hüve zamiri var. Yucedunun tahtında müstetir bir hüve zamiri var. Biz yucedu hasfettiğimiz zaman bu hüve zamiri nereye gider? Şu zarf müstakarının tahtında müstetir bir zamir olur. Hüve. Fil beytide müstetir bir hüve zamiri var deriz. Yine mesela desem ki Zeydün fil beyti ebuhu. Zeyd babası evde olan bir kimsedir desem. Bunu ben şöyle dediğimi düşünün öncelikle. Zeydün yücedü fil beyti ebuhu dediğimde şu ebuhu kelimesi bu yücedünün naib-i fail olur. Evde bulunuyor. Ebuhu yücedünün naib-i fail olur. Ben bu yüce diyor. Hasfettiğim zaman
şu filbeydi ifadesine nail müfail olmuş olur. Yani filbeydi ifadesi yücedu manasını taşımakla, onun amelini yerine getirmekle nasıl yücedu ebuhu nail müfail yapıyorsa artık burada filbeydi ebuhu kelimesini nail müfail olarak almış olur. Demek ki manası ameli, zamiri, irabı mahsus mutallaktan zarf-ı müstekara intikal eder. Peki. Bir de bir şey daha var. Dört şey daha var zarf-ı müstekarla alakalı. Neydi onlar? Zarf-ı müstekarın cümledeki konumu. Zarf-ı müstekar bir cümlede dört konumda bulunabilir. Bunlardan birincisi... Müfret. Yok. Zarf-ı müstekarın hal, haber, sıfat, sıla. İşte bu Zeyd-i Fikbeyt dediğimizde bakın Zeyd-i Mürteza Fikbeyt'i haber. Haber. Habere misali verdik. Efendim. Ra'eytu. Gördüm. Usfuran. Ya da öyle onu şunu deneyelim. Daha daha güzel verelim. Şöyle diyeyim. İşteraytu. Satın aldım. Hatemen bir gümüş min fiddatin gümüşten bir yüzük satın aldım. Gümüşten bir yüzük. Nasıl bir yüzük? Gümüşten olan bir yüzük. Burada cer mecrur zarf müstakardır. Hatem kelimesinin sıfatı olmuştur. Peki. Ondan sonra sıfatı da söyledik. Hale bakalım. Ra'eytu gördüm. El-usfura serçeği gördüm. Fil-kafesi kafeste olduğu halde serçeği gördüm. Serçe değil de su sesleri gelmeye başladı. Ra'eytu'l-usfura fil-kafesi kafeste olduğu halde serçeği gördüm. Burada hangi halde gördüm? Kafeste olduğu halde gördüm anlamında. Bu da hal olmuş olur. Yani takdiri şöyledir. Ra'eytul usfura kâinen fil kafes. Diyebilirsiniz hocam niye bu mefulün fiyh olmadı? Olmaz çünkü mefulün fiyh olsaydı benim de kafesin içinde olmam lazımdı. Bu görmek fiilinin gerçekleştiği zamandan bahsetmemiz lazımdı ki mekanda benim de o zaman kafesin içinde olmam lazımdı. Ben kafesin içinde değilsem o halde burada mefulün fiyh olmaz, hal olur. Ne kaldı bir de? Sıla. Ra'eydu el-talib el-ledi fissaffi. Sınıfta olan talebeyi gördüm. Sınıfta olan talebeyi gördüm dediğimizde el-ledi ne demek? El-ledi yücelu fissaffi demektir. Yücelu fissaffi demektir. Burada da sıla olmuş. İsmi Mevsud'dan sonra gelip sıla olmuş oldu. Dört şey, hal, haber, sıfat, sıla. Haberi burada söyledik. Haber, sıfat, hal, sıla. Yani şurada hocam mevcudun bir kafes gibi değil mi? Buradan kâinen diyeceğiz. Hal olduğu için mansup takdir edeceğiz. Kâinen, kafeste olduğu halde takdir edeceğiz. Buralarda şimdi bir ihtilaf var. Diyorlar ki bu masum mutallakı mesela bir ismi fail, ismi meful gibi şibih fiil mi takdir edelim yoksa fiil mi takdir edelim diye ihtilaf etmişler. Bazıları fiilini bazıları da şibih fiili uygun görmüşler. Ama iki yer var ki burada kesindir. Mesela bakın şimdi şurada ra'itu zeynün fil beyt dediğinizde zeynün mevcudun fil beyt mi diye takdir edelim yoksa yücelü fil beyt diye mi takdir edelim? İhtilaf var görüşlerde. İkisi de olabilir. Ama ikisi de caizdir. Yalnız şurada sıla cümlesi olduğunda fiil takdir etmek zorundayız. Çünkü fiil takdir etmezsen şöyle olur. Ra'eytu talibellezi kâinun fissaf. Bu kâinun fissaf ifadesi bir cümle değildir. Oysa ismi mevzudan sonra bir cümle gelmesi gerekir. İsmi mevzudan sonra cümle gelebilmesi için buradaki mahsul mutallakın fiil olarak takdiri zorunludur. Bir de şey var.
Bu zarf müstakar bazen nekranın değil de marifenin de sıfatı olabilir. Marifenin de sıfatı olabilir. Hatta İmam Bilgimi'nin burada bir ifadesi var. Bunu da doğrudan böyle bir şey kullanmış. Diyor ki sayfa 9'da وَلَا يَجُوزُ تَعَلُّقُ الْجَارَيْنِ بِمَعْنًا وَاحِدٍ diyor ki mesela İmam Bilgimi الْجَارَيْنِ iki harfi cer. Nasıl iki harfi cer? بِمَعْنًا وَاحِدٍ bir anlamdaki iki harfi cer. Bir anlamda olan iki harfi cer şeklinde ifadesi var İmam Bilgimi. Burada eğer marife bir kelimenin sıfatı olarak kullanılmışsa siz muhakkak el-câreyni kâineyni demek durumundasınız. El-câreyni kâineyni demek durumundasınız. Onun için de şeyi mütallakı şibih fiil olarak takdir etmek zorunludur. Demek ki marifenin sıfatı olarak kullanıldığında şibih fiil takdir etmek zorunlu. Ama sıla cümlesi olarak kullanıldığında fiil takdir etmek zorunlu. Diğer yerlerde ikisi de caiz diye öyle bir ekstra bir bilgi burada söylemiş olduk. Herhalde metnin okumasında bitirmiştik. Zeydün fiddari ey ekele ve merartu bi zeydin misalinde olduğu gibi öbür dersimizde inşallah harf-i cerin hasbinden bahsederiz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.